Tamam. Abi, freni çek. Stop. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annen mi? Annem. Nasıl bir evlat doğurmuşum böyle ya? Allah'ıma çok şükür. Bin şükür. Elhamdülillah. Yaş kaç? Ana bak telefonu şeye çıkacağım ha. 90 mı? Evet. İsim ne? Nuriye Öztürk. Bak bak öyle bak ana. Senin yaş kaç abi? Benim 60. 60 yaşındasın. Tamam. Ne Huriye Öztürk mü? Nuriye. Evet. Nuriye. Nuriye evet. Ama çok nurlu bir kadınsın be Nuriye abla. Enişte traktörde olmadığına göre mefat etti. Aynen. Gitti mi? Gitti. Sen de mutlu mutlu söylüyorsun gitti diye. Ben anaya soruyorum dur ya. Anne o zaman aşk var mıydı? Eniştenin adı neydi? Mustafa Öztürk. Ne zaman gitti rahmetli? Ben bilmiyorum orasını. Ben bilmiyorsun ya. He? Ben yaşlıyım oğlum da aklım yok. Ya ne yaşlısın ya 90 yaşında Allah'ını seviyorsunuz hiç gösteriyor mu? Öncelikle gibi ekran başında bir nazar ayeti okuyun bir Allah nazardan saklasın desin. Nuri ablam benim. Şuraya yine atmışım böyle ilmeği. Ne var para mı var? Bir şey var herhalde. Bir şey yok. Para var. Bir şey yok. E sen orada iyi duruyorsun bu yaşında ya traktörün orasında. Tabii. Ama sakın ola düşmeyesin ha. Düşmem de ana. Düşmem. Allah göstermesin vallahi bak. Dikkatli ol bence arkada daha rahat giderdi ama. Nasıl sağlığın saati nasıl? Çok iyiyim oğlum. Sağ olun. Neyle besleniyorsun böyle nurunu nereden alıyorsun sen? Abi sen bekle şu arkada da iki tane ablam var. Sofradan eksik olmaz tabak. Ekranlara geliyor traktörün römörgünde tabak değerli dostlarımız. Kabağı görün şöyle güzel midir buranın kabağı? Eh mi? Beh. Beh mi? Ha. Yani beh güzel diyorsun. Evet. Eyvallah anladım beh de diye ya. Abla meşhur mudur buranın kabağı? Meşhurdur. Vallahi tatlı mıdır yani? Tatlıdır. Yani Sakarya'da biliyorsun. Bal kabağı. Ha, Düzce'de meşhur da. Hı. Burada Kütahya'da ilk defa duydum yani Simav'da. Sen neyin üstüne oturdun öyle abla? Ceviz. Ceviz. Ceviz çuvalının üstüne oturdun. Evet. Bir çuval cevizi topladın geldin. Evet. Yaş mı kuru mu? Yaş yaş. Şurada mı ceviz? Fasulye. Fasulye mi? Fasulye. Nerede? Getir abla. Fare. Şuraya getir bakayım. Değerli dostlar vallahi köylümüz çalışıyor ya. Şu köylünün emeği getir annem şuraya be. Bak şuraya bak 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 bak. Kışlıklar getir mı? Ha. Bak şuraya bak bak. Kışlıkları gel, gel, hazırlıyoruz. Gel. Vallahi hazırlıyorlar. Şuraya bak ya. Şu fasulyenin güzelliğine bak değerli dostlar. Bundan daha güzel fasulye olur mu? Çünkü burada veren emek... Veren de ye bir vurum. He? Bu veren de ye. Nereye koyacaksın? Poşete. Hani nerede poşet? Ya ondan sonra bize diyorlar ki milletin rızkını yiyorsun diyorlar ya. Hayır hayır hanım ölenlerimiz yok mu bizim? Hayır. Ölenlere rahmet. Eyvallah değerli dostlar fasulyenin güzelliğine bakın. Gerçekten bence Kütahya, Simav özellikle de Öreyler köyü balda, cevizde, kestanede, fasulyede, kabakta ve tabii ki uzun ömürleriyle meşhurlar. Ufak ufakı. Ufakı bunlar küçükleri. Öyle mi? Evet. Senin yaş kaç anne? Benim yaş 75. 75. Evet. Allah sana annemin yaşını da göstersin inşallah. İnşallah. İnşallah sana 100 yaş pastasını tarlada keselim. Aa 100 yaşına girmeyin. Niye? Aa erezil olurun o zaman. Erezil nasıl olunuyor erezil? Çocukların yanında çocuklara bakmazlar. Niye bakmasınlar? Sen anana kaynanana bakmadın mı? Bak kaynanama kaynatıma baktım. Evet. Ama hincikine bakmayalar. Bakarlar. Senin gibi hı? Senin gibi birine bakmayacaklar da kime bakacaklar be? Hocam kardeş bunlar öyle mi? Ha öndeki senin ablan mı? Ablam. Abi ekrana çekerken bari koymasaydın millet yanlış anlayacak ya. Tamam çaktırmadan anla. Olmaz da. Biz gönüllü veriyoruz onu. Ne yapıyorsunuz? Gönüllü. Vallahi ben de bu fasulyeyi şişire yiyeceğim. İyi çıkarsa teşekkür ederim. Kötü çıkarsa ne olacak? Ya, çok güzel. Aa, bunu... Pişir de iyi bakalım. Tamam yeter yeter. Yeter abi. Yeter yeter yeter. Yeter Allah razı olsun abi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir istanbiri can? Çok güzelmiş dersin. İnşallah. Ölmüşlerinize rahmet okuruz. İnşallah inşallah. Ben tekrar şu annemin yanına doğru gidiyorum. Aman sağlıcakla kalın. Yeşil ceviz alacaksın mı? Yeşil ceviz alacaksın mı? Var aldım. Tamam. Yeter bize. Tamam. Şu mikrofon bir dua et bize be. Bin kere dua ediyorum evladım ben sana. Ne diye dua ediyorsun? Allah'ım acıklığa göğmen, yokluklığa göğmen diyorsun. İşlerinize rast gitsin. Allah'ım işlerinize rast gitsin diyorsun. Muhammed ümmetine. Allah senden razı olsun. Hı, Muhammed ümmetine. Senin gibi böyle dualı nineler olduğu sürece anneler... Emin dedik sıra Muhammed ümmetine, Türkiye'ye diyor. Diyorsun değil mi?
Evet. Senin işte duaların sayesinde. İnşallah. Bayraklar inmez, ezanlar İnşallah. Dinmez. İnşallah. Ama sen de annene iyi bak abi. Bakmaz mı? Var mı isten vereceksin? Hiçbir şeyim yok. Çocuğum bakıyor. Bakıyor değil mi? Demek burada evet demek evet, değil mi? Evet, tabii. Evet. Eyvallah. Çok evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ettik. Beh dediğime de özür dilerim. Nasıl yani? Hani beh diyormuşsun ya, evet demiyormuşsun ya. Olsun ya, beh demek güzel bir şey ya. Beh demekte sorun yok da deh dersen yanlış anlaşılır. Tamam. Bizim Çorum'da deh dedim mi de hani git diyorlar. Anladın mı? Beh güzel bir şey. Abi yolunuz açık olsun. Çok teşekkür tekerinize ederim. Taş değmesin, amin. Gözünüze yaş değmesin sağ diyorum. İnşallah. Sizleri yolculuyorum. Hadi bakalım. Siz öyle dua ediyorsun işte. Amin inşallah. Tamam. Hadi bakalım. Televizyonda ne zaman? Ne dedin annem? Televizyonda ne zaman? Televizyonda ne zaman mı çıkacaksın? Evet izleyin. Saat kaçta? Akşam saat 8'de. Kaçta yayınlayalım? Ya bilmem siz kaçta yayınlayacaksınız? 8'de yayınlayacağız inşallah. Ona göre izleriz kendimiz. İyi, hadi bakalım. Haydi bakalım diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, Kütahya, Simav, köyün adı Öreyler, tatlıdır insanı, döner tekeri. Bunlar Türkiye'de insanların en şekerimi, şekeri diyorum, yoluma devam ediyorum. Dur. Vallahi nasibimi yerim, kusura bakma. Canım sen yilmesini ye. Ne köyündeyiz biz şimdi? Öreyler kasabasındasınız. Öreyler kasabasındayız. Bu ne? Bu Kızılcık. Bu benim gibi biraz ezilmiş, büzülmüş. Tut ezildi, ablam, tut evet. Ablam. Ezilsin, ezilsin, ezilsin. Değerli dostlar bakın şuraya bak. Tam böyle marmelat dönemine gelmiş. Ama bunu çok da bekletme ha, bozarsın. Bu şimdi bunu geçirecekler. Bunu ne yapacaksın şimdi ezilmiş. Sen? Ezilmiş. Bunu pestil yapacaklar. Bunu pestil. Ekşi. Hı hı. Sonra? Başkasına götürüyorum ben. Ne bileyim ben ne yapacağını. Nereden topladın? O daldan. Kadar lezzetli ki parmaklıkla bile yalıyor. Ne zaman yığı bak yıkanmış mı temiz dolaptan çıkarıyorum. Tertemiz. Şu ne annem? Onun adı kavun. Nerenin kavunu bu? Tarlamızın. Tarlanın kavunu. Hı-hı. Bak kaç çeşit kavun var? Bir çeşit kavun var. Bir de ufağı da ver annem. Ya burada yok yok ya. Bunlar ya çürük. Neresi çürük ya? Şu çürük. Aha. Şunu güzelliğine bak. Üstün başım da güzel değil. Pek güzel maşallah. Üstünü başını ne yapacaksın ha? Gördüm ben ablayı. Şu halime bak. Ablaya bak ablaya. İşte o maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi. Nereye Çekten gidiyorsun? Dur be dur üstümüz be. Üstümüz iyi değil de harman yok. Ya harman üstün senin fasulye köylüsün. Anne nereye gidiyorsun? Annen mi? Evet annem. Ne zaman öptün elini en son? Hiç öpmüyorsun. Niye? Bayramda. Bugün bayram. Aa bunu annene mi getirdin? Anneme getirdiydim işte. Vay 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 hayırlı evlat kız. Bana bir şey olmaz deme, her an her şey olabilir. Bugün yoksul olabilirsin, yarın zengin olup cebin parayla dolabilir diyorum efendim. Eğer yapacaksan besicilikte, hayvancılıkta arı, orada tabii ki yapacaksın Allah'ın izniyle deste deste karı diyorum efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Değerli dostlarımız genelde böyle arıcılar biliyorsun kıyafetler giyiyor. Bu abim bana dedi ki arı bana bir şey yapmaz dedi. Abi hayırdır sözleşme mi yaptın arıyla? 41 yıldır. 41 yıldır sözleşmem var. Var. Arı hiç sokmadı mı seni? Soksu. Onun tabiatı o. Allah Allah. Arı tabiatı sokar. Ne diyorsun ya? 41 yıllık arıcılık mı yapıyorsun abi? Evet. Böyle gram tuvalet mi yaparsın abi? Evet hadi akletle de yaparım. Böyle bu şekil diyorsun ceketimi giyerim. Giymeden de yaparım. Giymeden de yaparım. Evet. Kısa kolundan arıcılık yaparım. Varım. Abi peki Kütahya, Simav'ın, Öreyler köyünün arılarının özelliği nedir abi? Yerli arı. Anadolu ırkı. Öyle Kafkas falan değil yani. Yerli malı, yurdun malı. Anadolu malı. Anadolu malı diyorsun. Evet. Gurur duyuyorsun bununla abi. Peki abi bir şey soracağım. Bir arının ömrü ne kadardır? 21 gün. En fazla 45 gün derler ama kışında çıkar. Allah Allah. Öyle söyler kitaplarda. Kitaplarda 21 gün yaşar derler. 45 aynı. Çam yaprağı gibi bir yandan biter, dökülür, bir yandan yeni yaprak çıkar gibi. Hiç bitmez arı. Bu arkadakiler ne yapıyor şimdi abi? Arılar çalışıyor. Ne yapıyorlar abi? Yaylımdan geliyorlar. Yaylımdan. Şu anda yaylımdan geliyorlar. Topladılar mı abi malzemeyi? Topladılar. Ne yapacaklar şimdi? Bal yapacaklar. Bal yapacaklar. Bal topluyorlar.
Abi peki böyle arıdan kaçmak mı lazım? Arıda böyle hareketsiz durursan arı sokmaz diyorlar. Var mı öyle bir şey abi? Arıda elin ayağını oynattık sıra soka. Allah Allah. Esas duruşta mı duracağız abi? Maalesef öyle. Ama burada korkma. Sen elin arkada duruyorsun abi. Ben varım burada sokmaz. Rahat abi ol. Benim üstümde sarı. Sarı dikkat çeker mi arıda? Çekmez. Ben de çekeceğim çıkaralım. Çıkart bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.